Herkese selamlar dostlar. 2 Eylül 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle şunu belirteyim. Bu videoda ideal tahminlere yönelik bir ideal tercihler konuşacağız. Fakat asıl mevzumuz burada. Yüksek oranlı yani 2000 oranı falan var atıl yanlış hatırlamıyorsam. Video başlığında zaten yazacağım mutlaka. 2091 olması lazım. Hem 5 maçada skor oynayacağız. 5 maçada skor oynayacağız dediğim gibi. İdeal tercihleri de videonun içinde zaten sizlere sunarım. İsteyenler değerlendirebilirler. Fakat ben burada skor tercihi yapacağım. Neden skor tercihi yapacağım? Ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Ukrayna maçının maç skorunu ben vermişim ki. Maç sonu 2-1 skor vermişim. Bakın. Bunu yüksek oranlı grubumda verdim. 60 TL'lik grubumuz var bizim. Orada ben böyle günlük 5 tane maç çıkartıyorum. 2-3-4-5 sistem yapıyorum. Gelirse skordan diyorum ki elbet bir gün vuracağız diyorum arkadaşlar. Rahatta kalın diyorum. Gerçekten çok yaklaşıyoruz yani ucundan kaçıyor. Ukrayna maçına da ben maç sonu dedim ki 2-1 dedim. Ukrayna'ya zaten sizlere ne verdim? 4.5 altında 2 olur dedim. Baktım Kazakistan'a baktım araştım. Güzel isimler var. Etkili çıkabiliyor. Bir tane de gol saplarlar dedim. Yani Ukrayna ya. Ya bu maç nasıl bir maçtır ya? Komedi, komedi ya bu maç ciddi anlamda. Burada yani Ukrayna'nın 2-1 skorunu 90 artı 6'da yattı. Ki hakem artı 5 vermişti. Şöyle de bir şey var. Hakemlik bir durum yok bence. 90 artı 3'te gol oldu. Golden sonra mutlaka zaten bir süre geçti. Orada 90 artı 6'yı oynattı. İlk gol 7 gibi 90 artı 6'da gol yedi. Ben hatta Ukrayna'nın ilk attığı golü de göstereyim sizlere. Bakın. Ekranda görüyorsunuz. Bakın dakika 3'te 2'de attı bu golü. Bakın. Ya sen bu golü atıyorsun. Sen bu golü atıyorsun. Yine canlıdan vurduk bir şeyler. Çağrı arkadaşımız yine bir şeyler yapıştırdı. Ukrayna'nın takım golü falan geldi fakat ya olmaz be. Böyle de olmaz ya ciddi anlamda. Gerçekten biraz moral bozdu. Sıkıntı yok. Ben ondan dolayı ideal çıkarmadım. Maçlar patlıyor. Vurursak da yüksek oran vuralım dedim. 5 tane maça skor tercih yaptım. Burası da bizim katıl grubumuz. Katıl grubu da yenilendi. Her ay başında yenileniyor zaten. Her ayın birinde grup yenileniyor. Eee... Linki bulamayanlar, gruba katılamayanlar topluluk kısmında linki mevcut. Yani nasıl geleceğiz derseniz size hemen şuradan göstereyim. Abone ol tuşunun yanında katıl var. iOS'lar yani telefonu iPhone olanlar bunu göremiyor. Onlar bilgisayar üzerinden veya Android bir telefon üzerinden YouTube hesaplarına girip katılması lazım. Linklere katıldıktan sonra şurada topluluk kısmı var. Umarım gözüküyordur. Gözükmüyorsa bile şöyle yukarı aşağı yapayım. Çünkü biraz videoyu kırpıyorum. Topluluk kısmı var. Oradan gelebilirsiniz. Katıl dedikten sonra zaten 3 tane seviyemiz var bizim. Telegram grubu. Telegram artı yüksek oran. O 20 bin oranın verildiği grup. Bir de her şey dahil iletişim grubu. Onda da zaten biliyorsunuz ki Whatsapp'tan iletişim şansları mevcut. Böyle şanslarımız var. İsterseniz maçlara geçelim. İlk maçımız İsveç-İspanya mücadelesi. Bu maçta arkadaşlar şöyle bir durum var. İspanya'nın oyununu sizler biliyorsunuzdur. Çok fazla pas oyunu yapıyor. Burada İsveç biraz daha kontra atak oynayacaktır. Kontra atakta da bunlarda Isak diye bir futbolcular var. Real Sociedad'dan mutlaka biliyorsunuzdur. Zaten ben Real Sociedad'dan tanımadım da İsveç milli takımından tanıdım onu. O yüzden burada arkadaşlar güzel bir skor tercihi yapacağım diye düşünüyorum ben bu mücadele. Bence İspanya bu maçı kazanamaz. Neden kazanamaz? İspanya çok fazla topla oynuyor. Fakat ileri hatta gerçekten bir beceris, beceri, beceriksizlik var. Oynadığı maçlar zaten iki galibiyet beraberlik aldı. ise iki tane maç oynadı ve ikisinde de kazandı. Burada İsveç takımı burada bence galibiyetten ziyade beraberliğe çıkar diye düşünüyorum. Ben maçın 2-3 gol bandında geçmesini bekliyorum. İdealini sunayım sizlere. İdeali arkadaşlar 2-3 gol bandıdır. 1.68 gibi oranı var. İdealden değerlendirmek isteyenler bu maçı 2-3 golü değerlendirebilirler. Ben de düşünüyorum skor anlamında. Skor anlamında ben beraberlik bekliyorum. Burada İspanya'ya biraz da yüklenme olabilir. Ya yani 1-0-1-1 belki bitebilir diye düşünüyorum. Yani o bandlarda ben 1-1'e yakınım. Ondan 2-3 gol verdim. Hem 2-3 golden buradan da 1-1 skora 5-60 gibi orandan aldım. Değerlendirmek isteyenler burada 5-60 gibi orandan 1-1 skora ekleyebilir. İlk skor mücadelem de bu. İkinci maçım İtalya-Bulgaristan mücadelesi. İtalya'ya handikapına 1-20 oran açmışlar. Normaldir, normaldir. Gerçekten normal. Bulgaristan'ın bu yeni jenerasyonu pek fazla tutmadı. İtalya'dan bahsedeyim. İtalya zaten son Avrupa şampiyonu. Gerçekten çok disiplinli bir takım. Maç salmayan bir takım. Genellikle son oynadığı 10 maçın 9 tanesi de arkadaşlar 2-3 gol bandında bitti. Mancini ise bu sefer kadroya Sensi, Raspadori gibi isimleri de kattı. Yani biraz alternatif isimlere de şans verecektir diye düşünüyorum ben burada Bulgaristan'a karşı. Bulgaristan'dan ben gol yiyeceğini sanmıyorum İtalya milli takımının. Kadrosu çok güzel ki defans ve orta saha uyumu gerçekten muazzam zaten. Hem kale hem defans orta saha uyumu İtalya'ya burada Euro 2020'nin şampiyonluğunu getirdi. Ben yine arkadaşlar burada İtalya'nın galip gelmesini bekliyorum fakat oran açmamışlar. Skor tercihimi vereyim isterseniz. Arkadaşlar ben burada 3-0'lık bir skor bekliyorum. İtalya'nın kendi evinde 3-0 gibi bir skorla kazanmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler 3-0 skora göre istediğini değerlendirebilirler. 2-3 gol bandı olabilir bu mücadeleye. Handikap 2'den 1.60 gibi oranı var sanırım 3 fark atarı. Onun dışında maç sonu bir 4.5 altın oranı yok, 3.5 alt gibi şeyler çıkıyor. Burada benim skor tercihim yani 3-0 gibi bir skor değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi skor olarak değerlendirebilirler. Ayrıca korner bandı 8.5 üst barajı da aşılabilir. Bulgaristan'dan değil de İtalyan'ın tek başına 9 korner bile kullanması burada normal olacaktır diye düşünüyorum ben. Geçiyorum bu mücadeleyi de. Andorra-San Marino mücadelesi. Şimdi bu iki takımda loser ama gerçekten bu iki takım arasında fark var. Fark olmasının sebebi oranlardan da belli zaten. Andorra ne kadar kör de olsa yani dediğim gibi futbol oynamayı pek bilmese bile burada San Marino'ya karşı gerçekten kaliteli. San Marino'nun nüfusu yanlış hatırlamıyorsam 40.000-50.000 bandında. Bin, bin Takımdaki futbolcular bile avukat, kasap, ne bileyim hırdavatçı. <laughs> bu gibi... Hırdalatçı deyince aklıma bir anım geldi de ondan dolayı kusura bakmayın. Yani San Marino'nun takımı öyle bir takım. Yani oradan çıkartıp geliyorlar bir yerden bulup. Ee, Andorra biraz daha kaliteli ekip ki zaten son aralarında oynanan maçı da 2017'de Andorra kazandı. Ben bu mücadeleyi de Andorra'nın kazanmasını bekliyorum. İdealden değerlendirmek isteyenler 1 ve 4.5 alt veya 1 ve 3.5 alt şeklinde değerlendirebilirler. Ben bu mücadeleyi yine skor tercihi aldım. Skor tercihini 4.30 gibi orandan almışım. 4-30 gibi oranlar ne almışım? Ben 2-0 skor almışım. Aralarında tek bir mücadele oynanmış. 2-0 bitmiş. Andorra'nın kendi evinde ben kadro olarak da baktığım zaman Andorra'nın daha kaliteli bir rakip olduğunu inceledim. Andorra'nın bu mücadeleyi de 2-0 <laughs> kazanmasını bekliyorum. San Marino bir gol atsa bile gerçekten yani Dünya Kupası'nı kazanmış gibi sevindikleri için istekli olacaklardır. Fakat ben Andorra'nın gerçekten izin vereceğini düşünmüyorum. 2-0 skorla burada mücadeleyi Andorra ekibi kazanabilir. 2-0 ve 3-0 arasında arada kaldım. Fakat 2-0 benim için daha ideal ve cana yakın, göze yakın geldi. Ondan 2-0 skoru değerlendirdim. Hepinize bol şans. Macaristan İngiltere. Bu İngiltere'nin nasıl bir futbol sergiliyorsa bakın. Dakika 5'te gol atar. Maç 1-0 biter. Altını da yazın. Bakın. İlk yarıda İngiltere golü atar. Ondan sonra o maç 1-0 biter. Diye düşünüyorum ben. Gerçi Macaristan çok zorlu bir ekip ki zaten Euro 2020'de bunu, bunu gerçekten gördük. Taraftarı da çok iyi. Oynadığı statlarda baktığımız zaman taraftarı gerçekten çok ateşli taraftarları vardı. Özellikle Almanya mücadelesi olsun. Onun dışında Euro 2020'de çok başarılıydı. Defansta Fenerbahçe'den Zalai olsun. Aynı şekilde bunlarda 2-3 tane daha Zalai'siz Zalai'ler var bunlarda. Onlar da başarılıydı. Ben bu maçta arkadaşlar çok fazla gol beklemiyorum. İstenenler idealden 2.5 altı alsın. Bu, bu maçın ideali 2.5 altı. Macaristan da bir defans ekibi. Kafamdaki skor ya 1-1 ya 1-0'lık İngiltere galibiyeti. Ama İngiltere'nin defansı da çok iyi. Orta sahası da topu aldığı zaman topu defansa çok iyi saklıyor. Geldikleri zaman sadece kafaya sıkmaya geliyor bir Manchester City olayı var yani bunlarda da Kale'yi 5 şut çekiyorsa 3 tanesi gol oluyor hesabı İngiltere'de. Fakat kaleye çok fazla şut çekemiyorlar. 2 tane çekiyor. 1-0 kazanıyor genelde İngiltere milli takımı. Skor bağı da ben bu mücadeleyi aynı şekilde. İngiltere zaten hep bu skorlarla kazanıyor. Kazanırsa 1-0'lık skor bekliyorum. Dediğim gibi 1-1 ve 1-0 arasında kaldım. İsteyenler seslensin. Ben burada 1-0'ı değerlendirdim. Değerlendirmek isteyenler burada 1-0 skoru değerlendirsin. Onun dışında son maçımız Almanya Liechtenstein mücadelesi. Bu mücadelede yani ideali nasıldır? Bilmiyorum. Nasıl bir ideal verebiliriz bu mücadeleye? Skor beklentim arkadaşlar 6-0 veya 5-0 bandında geçebilecek bir mücadele. Yani oranı açmamışlar ki. Bunun oranı bir 12. Skor, skor bandında gidelim. Bu mücadeleyi alırsanız değerlendirin. Siz kendiniz siz bilirsiniz. Burada ben Almanya'nın biraz belki rotasyon yapabilir. Yani yeri geldiği zaman Almanya bunlara 4 tane atmış, 6 tane atmış. Sürekli gol atmış. Son mücadelesi vardı Almanya'nın. 11-0 yendiği bir karşılaşma vardı. Şu an aklımda değil de her neyse. Almanya bu mücadeleyi kazanır. Skor beklentim de burada 6-0 mı 5-0 mı yazsak diye düşünüyorum. Biz 5'i yazalım. 5 olsun bizim olsun. 6-0'lardan biz çok çektik. Burada 5-0 skoru da Almanya'ya yazabiliriz diye düşünüyorum. Toplamda arkadaşlar sistem oynayacağız bu arada. Onu da belirteyim. Hatta ekrana gelsin isterseniz. Ekrana kombin önerisi gelmeden önce ekrana bir tane daha tahminim gelsin. Yarın arkadaşlar Rusya ile Türkiye'nin voleybol mücadelesi var. Rakip güçlü. Ekranda görüyorsunuzdur mutlaka. Rakip güçlü. Türkiye milli takımıyla Rusya oynayacak. Türkiye bu maçta 4.60 gibi oran 4.30 mu 4.60 mu oranı var. Bu sefer Rusya'ya oran açılmamış. Ben belki bir set alırız diye düşünüyorum. Rakip gerçekten çok güçlü. Barem ona göre açılmış. Çekişmeli bir mücadele de olabilir. Ben burada mücadelenin 139.5 üste gitmesini bekliyorum. O yüzden 1.65 gibi orandan değerlendirmek isteyenler burada 139.5 üstten değerlendirme yapabilirler. Özellikle bizde Evrar, Hande, Zehra bu isimler çok fazla öne çıkıyor ki Eda Erdem'e zaten bir şey demiyorum. Eda Erdem takımın kaptanı gerçekten tam bir idol yani gençlere de çok fazla idol. Ben en çok Evrar'a beğeniyorum çünkü çok fazla sert vuruyor. Yani servis kullanırken bile 100 km hızla top vuruyor. Son mücadelesini izlemişsiniz. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bu mücadelenin 139.5 üste gitmesini bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde yarın voleybolu tekli olarak değerlendirebilirler. Onun dışında ekrana gelsin kombinemiz. Arkadaşlar sizden ricam videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Ama gerçekten videolarda desteklerinizi esirgemeyin. Sizden ricam sadece videoya like atmanızdır. Onun dışında sizler de bu maçlar hakkında kendi skor düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim ben. İspanya maçına 1-1 skor bekliyorum. İdeal tercihini dedim ki 2-3 gol bandında alabilirsiniz dedim. Fakat skor beklentim 1-1. Goller İsak. İsveç'in golü İsak. Köşeye yazın not alın. İspanya'da artık karambole kim atarsa. İtalya maçında 2-3 gol bandı gelebilir. Maç sonu 1-4.5 alt güzel gidebilir. 3-0'da skor bekliyorum. 4 de onun oranı var. Bakın sistem 2, 3, 4, 5. Sistem oynamayı bilmeyenler ya, sistem nasıl oynanır diye yazsın. Burada 2 tane skor gelse bile para alırız yani. Verdiğimiz kupon parasını alırız yani en azından. Şunu da belirteyim. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bunlar skor tahminleri. Gerçekten zor tahminler. Andorra maçına da dediğim gibi maç sonu 1, 3,5-6 veya maç sonu 1, 4,5-6. Zaten Andorra'nın galibiyetin oranı 1,30 şeklinde bir oranı var. Ona da 2-0 skor bekliyorum 4,30 gibi orandan. İngiltere maçına 1-0 skor bekliyorum ideal tercih olarak 2.5 kat tercihini sundum. bir 162 oranı vardı. İngiltere'nin de 1-0 skorla kazanmasını bekliyorum. Belki 1-1 çıkar diye düşünüyorum da ben 1 sıfır aldım. Almanya'nın da burada 5-0 gibi skorla kazanmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler burada Almanya'yı ya 5 ya 6 yapsın. İstediğinize göre değerlendirebilirsiniz. Benim tercihlerim bu şekilde. Görüşmek üzere. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bol şanslar.